İşte ben de kesin buraya gelmiştir diye çat kapı geldim. Vallahi Macide, öyle şeyler anlattın ki. Yani insan ne diyeceğini, ne yorum yapacağını da şaşırıyor. Ağzım bir karış açık, böyle kala kaldım yani. Ne denir ki buna? Peki senin haberin var mıydı annemle Cihangir arasında olanlardan? Kızım bak, vallahi hiçbir şey söylemedi bana ya. Gerçekten bilmiyordum. Ha, işin enteresanı çaktırmadı bile yani. Ya da ne bileyim, hani benim başımda bin bir türlü dert var. Bir sürü şey oluyor hayatımda, ateş falan. Belki de ben fark edemedim tavrımla. Peki haberin olsaydı bana söyler miydin? Söylerdim desem inanacak mısın? Söylemezdim. Herhalde yani Macide. Ana kızın arasını bozacak bir şey yemeyip içmeyip de sana yetiştirecek halim yok yani. Aferin Güzelim. Ne geçiyor aklından? Hı? Anlat hadi, anlat. Baksana, yoksa boğulacaksın bu işin içinde. Şu hayatta insana herkes ihanet eder de annesi de ihanet eder mi ya? Eder be kuzum, o da eder. Doğru, ben de kime ne soruyorsam. Yani herkesin hayatı da, kırgınlığı da, kızgınlığı da, öfkesi de kendine tabii ama... Yani nasıl desem, hayat denen bu şey de biz fanilere her türlü sınavı çekmeden, bin bir türlü duyguyu yaşatmadan rahat edemiyor işte. Ne yapacaksın? Öyle. Hı, bak geldi. Zaten nereye gidecekti ki? Oh, hadi bakalım. Oh. Hoş geldin Şermin. Saray, kusura bakma ya. Ben gecenin bu saatinde seni rahatsız etmek istemezdim ama... Anne, gel gel. Gel, korkma, gel. Kızmayacağım, bağırmayacağım, çağırmayacağım. Gel sen. Sorun yok. Hadi gel. Hadi gel, kalma kapıda, gel. Gel canım sen de, hadi. Yürü. Uf. Hadi, anne kızsınız nihayetinde. Hadi. Ben sizi biraz yalnız bırakayım. Bak, bak. Bak benim gözlerimin içine. Korkma. Madem bir şey yaptın, o yaptığın şeyin arkasında dur. Gel. Anne, lütfen gel. Gel hadi. Macide benim yanımda. Az önce Şermin de geldi. Şimdilik ortalık sakin ama sonradan işler çığırından çıkar mı bilemiyorum. Buraya gelsen iyi olur. Kızım ben... Senden ne bir cevap ne de bir açıklama istiyorum. Bugün bana yaşattıklarından sonra artık senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece sus ve beni dinle. Ben burada konuşacaklarımı konuşacağım. Ondan sonra da çekip kendi evime gideceğim. Babam öldüğünde sen çok gençtin. Farkındayım. Yıllarca ben başkalarıyla muhatap olmayayım diye sen kimseyle bir bağlantı kurmadın. Kimseyle herhangi bir şekilde bir ilişki yaşamadın.
Gönül kapılarını herkese kapattın. Yaptığın fedakarlıklar için sana gerçekten çok teşekkür ederim anne. Şimdi ben de büyüdüm. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın oldum. Evlendim, barklandım. Yani senin de kendi hayatına devam etmek istemen kadar normal bir şey yok. Senin hakkın bu. Kendi mutluluklarını, kendi hayatını paylaşabileceğin birinin olması hayatında bu dünyanın en normal şeyi. Ama bu benim kocamın kardeşi olmak zorunda mıydı anne? Hı? Maçtı. Ne dedim? Sus. Beni dinleyeceksin. Yaş farkı falan umurumda değil. İnan umurumda değil. Zaten konumuz da bu değil. Anne. Anne ben seni o eve neden çağırdım? Bana destek ol diye çağırmadın mı? Beni o cadı kazanında yalnız bırakma diye çağırmadın mı? Bir gün ben düşersem benim elimden annem tutsun diye çağırmadın mı ben? Sen ne yaptın? Beni o Berrin denen şeytanın tam kucağına attın. Hem de nelerle mücadele ettiğimi bile bile, o evde ne halde olduğumu bile bile yaptın bunu. Lütfen ağlama anne ya. Gerçekten ağlama. Senin gözyaşlarını falan artık ben görmek istemiyorum. Ne istiyorsun benden? Ha? Yine senin evladın olduğumu unutup bütün hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi bir kenara bırakıp seni teselli etmemi mi istiyorsun? Sana yine annelik yapmamı mı istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Ben yıllarca bir gün senin evladın olurum umuduyla yaşadım. Hiçbir zaman ne olursa olsun umudumu kaybetmedim. Sabrettim. Hep bekledim. Ama şimdi anlıyorum ki ben hiçbir zaman senin evladın olamayacağım. Sen de hiçbir zaman benim annem olamayacaksın. Macide. Macide ya. Yapma. Yapma.